Marka hikayelerinde bu bölümde internetten sadece ayakkabı satarak başlayan Zappos.com ve uzun yıllardır takdir ederek takip ettiğim girişimcisi Tony Shay'in hikayesini anlatacağım. Tony Shay'in klasik Asyalı ailelerde olduğu gibi kaderi bir şekilde genç yaşta çizilmiş. Ve en iyi üniversitelerden birine gitmesi zaten ailesi tarafından beklenen bir sonuçmuş. Kendisi Harvard Üniversitesi'nden mezun oluyor ve bu süreçte Harvard Üniversitesi öğrencilik sürecinde de birçok ufak orta çaplı girişime imza atıyor. Bunlardan bana en ilginç gelenlerden bir tanesi Tony'nin aslında önce üniversite kampüsünde yurtların altındaki pizzacı işletmeye başlaması. Tony'nin bu pizzacıyı işletirken dikkatini çeken konulardan bir tanesi öğrencilerden birinin her gece büyük boy sosisli bir pizza almak için pizzacıya gelmesi ve bazen gecenin daha ilerleyen saatlerinde ikinci pizzayı almak için de sipariş vermek için de uğraması. Tony belli bir süre sonra bu çocukla arkadaş oluyor ve kendisine neden bu pizzayı her gece aynı boyda büyük bir pizza aldığını soruyor. Bazen hatta ikinciyi aldığını. Ve aslında bu öğrencinin yurtta büyük pizza alıp dilimleyerek diğer Harvard'lı öğrencilere dilim dilim satarak para kazandığını fark ediyor. Ve kendince bir hesap yapıyor. O pizzacıda çalışarak aldığı saat ücretiyle bu arkadaşının yurtta dilim pizza satarak yaptığı saat ücretini hesaplıyor. Ve arkadaşının aslında çok daha az çalışarak çok daha fazla para kazandığını fark ediyor. Kendisi de aynı işi yapmaya başlıyor bir sürede. Büyük pizza alıp her gece Harvard yurdunda dilim olarak satmaya başlıyor. Tony ortaokul, lise, üniversite hayatı boyunca hep satış odaklı, para kazanma odaklı ama girişimci ruhuyla birçok girişim yapıyor. Ve bir şekilde üniversiteyi bitirirken 97-98 yıllarında bir Harvard'lı için girilebilecek en iyi şirketlerden birisi olan Oracle'dan bir teklif alıyor. Yıllık 40 bin dolar maaşla en yakın arkadaşıyla birlikte Kaliforniya'ya taşınıyorlar ve Oracle'da çalışmaya başlıyorlar. Klasik girişimci ruhu olan bir insan için kurumsal hayatta Oracle gibi oturmuş o dönemin en önemli, en büyük firmalarından biri hala bir şirkette yazılımcı olarak işe başlamak Tony'yi hiçbir zaman mutlu etmiyor. Ve Tony, Harvard'dan mezun olduğu ve Kaliforniya'da ev arkadaşı olan arkadaşıyla birlikte linkexchange.com diye tamamen bir hobi proje başlatıyor evinde. Ve birkaç ay evde bu projeyi geliştiriyorlar, çok hızlı hayata geçiriyorlar. Çevrelerine, Harvard mezunlarına, arkadaşlarına haber veriyorlar. Ve linkexchange kulaktan kulağa inanılmaz hızlı büyüyen bir startup, bir girişim haline geliyor. Bir noktada şuna karar veriyor, ben artık Oracle'a gitmek istemiyorum. 5. ayın sonunda gidiyor yöneticisine ve istifa etmek istediğini söylüyor. Hiçbir planı yok, hiç backup planı yok. Aslında çok büyük parası da yok. Ev arkadaşıyla birlikte birkaç ay belki kiralarını ödeyecek paraları var. Ama büyümekte olan girişimleri, evde kurdukları hobi girişimleri LinkExchange'e fokus olmaya karar veriyorlar. Microsoft 265 milyon dolarlık bir teklifle LinkExchange'i satın alıyor. Ve Tony şunu düşünüyor. Diyor ki benim yapmak istediğim çok basit şeyler vardı. Bir evim olsun istiyorum, büyük bir televizyonum olsun istiyorum ve arkadaşlarımla kısa tatillere gitmek istiyorum. Ve bunların hepsini artık yapabilecek durumda oluyor. LinkExchange'e kurucu ortak olduğu arkadaşlarla birlikte Venture Frogs adında bir girişim fonu kuruyor. Venture Frogs'un henüz yeni kurulduğu ve Tony'nin arkadaşlarıyla hem iş yapıp hem birlikte yaşadığı hem eğlendiği bu komünitede telesekreterine bir mesaj geliyor Tony'nin. Bu mesajda ShoeSite.com adlı bir internet e-ticaret sitesi kurucusu Nick Swinburne adında genç bir girişimci Tony'ye kısaca fikrinden bahsediyor ve yatırımcı adayı olarak ilgilenirse görüşmek için ziyarete gelmek istediğini söylüyor. İlk başta bıraktığı mesajda klasik olarak internetten e-ticaret modeliyle ayakkabı satan bir site kurduğunu ve buna yatırım aradığını söylüyor. Tony'nin ilgisini hiç çekmiyor. Yalnız tam telesekreterdeki mesajı sileceği sırada Nick'in bıraktığı birkaç istatistik aklında kalıyor. Bunlardan bir tanesi o yıl Amerika Birleşik Devletleri'nde toplam ayakkabı ticaret hacmi 40 milyar dolar olduğu ve bunun %5'inin yani yaklaşık 2 milyar dolarının katalog girişimler, katalog biznesler sayesinde yapıldığı oluyor. Tony o dönem için şunu diyor, aslında biz iş modeline çok da inanmamıştık ama girişimciye çok inanmıştık diyor. Birçok yatırımcının da felsefesi bildiğimiz gibi bu şekilde çalışıyor. ShoeSite.com yani ayakkabısitesi.com çok genel bir isim. Bu iş başarılı olursa, bundan 10 yıl sonra, 20 yıl sonra büyürse ayakkabının yanına çok farklı şeyler de satabilirsin. Lütfen bize tekrar gelirsen ve ayakkabı sektöründe tecrübeli birini bulursan bir de yeni isim fikriyle gel diyor site için. Nick, Zapatos'tan türettiği, Zapatos İspanyolca ayakkabı demek, Zapatos'tan türettiği Zappos ismine karar verdiğini söylüyor. İngilizce okunması kolay olsun diye araya bir P daha ekleyerek bu Tony'nin fikri, Zappos.com ismine hep birlikte karar veriyorlar. Zappos ilk kurulduğunda kendi stoğunu taşımayan
sipariş gelince ayakkabı satıcılarına, distribütörlere, mağazalara o siparişi geçen ve toptancıların, mağazaların, distribütörlerin ürünü tüketiciye yolladığı bir model olarak başlıyor. Ve Tony, Zappos sıfırdan ele alıp birlikte el ele çalışarak nasıl büyütürüz konusunda çok ciddi kafa yormaya başlıyor. Şirket kültürü kelimesi şu anda özellikle kurumsal hayatta hepimiz için çok önemli. Hepimiz için bir şekilde olmazsa olmaz bir kelime durumunda. Aslında özellikle internet sektöründe, yeni nesil bir sektörde şirket kültürünün başlangıçta o temel taşlarını atan isimlerden birisi Tony Hsieh. Tony şirket kültürüne şu şekilde bakıyor. Klasik ortaokul, lise, üniversite yılları ve ilk girişiminde yaşadığı yakın arkadaşlarıyla bir aile gibi mutlu, huzurlu, eğlenceli bir yaşam ortamı ve çalışma ortamı olursa o işlerin başarılı olacağını, eğer bu ortam olmazsa, bir insan zorla ofise gidiyorsa, çalışmak istemiyorsa, heyecanlanmıyorsa, kendi geliştiremiyorsa o işin kesinlikle başarısız olacağına inanıyor. Some companies talk about work-life separation or work-life balance. And for us, our approach is really to focus on work-life integration. Because at the end of the day, it's just life. Zappos çok uzun yıllar sitesinde slogan alarak şu kelimeleri barındırıyor. A service company that happens to sell shoes. Yani aslında ayakkabı satan bir hizmet servis şirketi. Bu çok ilginç. Logosu Zappos.com'un hemen altında gerçekten uzun yıllar bu sloganla yayın hayatına devam ediyor. Hala bugün Zappos.com'a girerseniz daha kısaltılmışı Zappos.com Powered by Service sloganını göreceksiniz. Tony Hsieh'in içeride çalışanların mutlu, huzurlu, heyecanlı olduğu, dışarıdaki müşterilerin ise çok kaliteli hizmet servisle aradıkları ürünü en iyi şekilde aldıkları bir marka yaratma hayali bu şekilde hayata geçmiş oluyor. Zappos'un mükemmel hizmet servis verebilmesi için ürün stoklarını, yani ayakkabıları %100 stokta tutmaya çalışmasını sağlamak. Bu şekilde müşteri sipariş verdiği an depodan çıkacak ayakkabının çok hızlı bir şekilde müşteriye ulaşacağı ve müşteriyi memnun edeceğini biliyor. Ve Tony şuna karar veriyor. İnanılmaz kaliteli hizmet servis vereceksek ve kaliteli ürünler sunacaksak, bilinen ayakkabı markaları satıyoruz, fiyat tarafında bir şekilde fedakarlık yapmak zorundayız diyor. Ve Zappos ilginç bir şekilde birçok kişinin bunlar çılgınlık yapıyor, delilik yapıyor demesine rağmen fiyatlarını standart satış fiyatından, yani bizim MSRP dediğimiz Manufacturer Suggested Retail Price, tavsiye edilen satış fiyatından aynı ya da daha yükseğe satmaya başlıyor. İş modelini oturtturduktan sonra Kiva Systems adlı bir depo otomasyon şirketiyle anlaşarak deposunu %100 otomasyona çevirmeye karar veriyor. Bu da Zappos'un tarihinde attığı en önemli adımlardan birisi. Zappos'un 2004 yılında bütün ekibiyle birlikte oluşturduğu şirket kültürü kitabında en öne çıkan misyonu. Misyonu çok basit bir cümleyle aslında oluşturuyorlar. Wow dedirten deneyimler yaşamak ve yaşatmak. Burada yaşamak ve yaşatmak kısmı çok önemli. Çünkü ekip bunu yaşamazsa yaşatamayacağına inanan Tony Hsieh adında bir girişimci var. En önemli öne çıkan konulardan birisi de Zappos'un temel değerler belgesi oluyor. Zappos kurucusu Tony Hsieh çalışanlarla birlikte 10 maddelik temel değerlerini belirliyor. Ve bugün dünyada birçok şirket Zappos'un bu 10 maddelik temel değerlerini hala kendi ekipleri ve kendi markaları için kullanıyorlar. Zappos her çalışanını işe aldığında, iş görüşmesi bitti, işe alındınız dedikten sonra 4 haftalık çok yoğun bir eğitim programına sokuyor. Bu eğitim sürecinde Zappos'un içinde çalışan deposundan tutun müşteri hizmetlerine, call center'ına kadar her departmanda bir tecrübe ediniyorsunuz ve bir stajyer gibi çalışıyorsunuz aslında ve ciddi eğitim alıyorsunuz işin uzmanlarından. Ve ilginçtir, bu 4 haftalık süreçte eğitimde zaten maaşınız hesabınıza yatıyor, bunda bir sorun yok. Ama Zappos şöyle bir program başlatıyor, ismine Pay to Quit programı deniyor bunun. Ve 4 hafta sonunda eğitiminiz bitti, Zappos'a hoş geldiniz deniyor ve size 2 opsiyon veriliyor. O sınıfta herkesin adına yazılmış bir çek var. Bugünden itibaren 4 haftalık maaşınız zaten yattı. Zappos'a hoşça kal deyip gidebilirsiniz ve bu adınıza yazılmış bir miktarda bir çek var. Bunu da alabilirsiniz. Ya da yarın gelip profesyonel olarak Zappos'ta işe başlayabilirsiniz deniyor. Ve o dönem için çok çılgınca gelebilecek bu fikir kulaktan kulağa dolaşarak Zappos için inanılmaz bir PR hikayesi olarak da karşısına çıkıyor aslında baktığınız zaman. Zappos bu süreçte müşteri odaklı, hizmet servis odaklı birçok adıma daha aslında başlıyor. Bunlardan bir tanesi ücretsiz kargo ve ücretsiz iade. O dönem internetten ayakkabı alışverişinde yaşanan en büyük sorunlardan birisinin tüketicinin aldığı ayakkabı ayağına olmazsa ya da modeli beğenmezse iade sürecinde yaşadığı sorunlar olduğunu fark eden Tony Hsieh şöyle bir çözüm üretiyor. Diyor ki biz müşterilerimize tamamen ücretsiz kargoyla ürünleri yolluyoruz.
Deneyin ayakkabıları, beğenmediğiniz ya da ayağınıza uymayan bir model bir ayakkabı olursa o çifti bize ücretsiz bir şekilde iade edebilirsiniz. Aslında 90'ların sonu 2000'lerin başında internet sektöründe neredeyse kimsenin ücretsiz kargo sunmadığı yıllarda Zappos'un attığı bu adım çok 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 önemli bir adım. Bunun yanı sıra o dönem için çok önemli adımlardan bir tanesi de bütün internet sitelerinin herhangi bir telefon numarası sitelerine koymamak için ciddi uğraştığı yıllarda. Çünkü telefon vermek demek, call center kurulumu demek ve masraf demek. Zappos sitesinde her sayfaya çok büyük boyutlarla 800'lü ücretsiz telefon numarasını yazıyor. Ve call center çalışanlarının telefonla müşterilerini memnun etmeye yönelik gerçekten uğraşmasını, gerçekten onların ne istiyorlarsa taleplerini yerine getirmelerini sağlıyor. Bu konuda çok ilginç aslında Zappos'un call center elemanları için yaptığı programlar ve hikayeler var. Zazlamar adında bir müşteri annesi için Zappos'tan çok sayıda ayakkabı, onun üzerinde çift ayakkabı siparişi veriyor. Annesinin rahatsızlık dönemi son döneminde normal ayakkabıları olmadığı için bu ayakkabıları denemesini istiyor. Daha büyük numaralar. Ancak annesi ayakkabılar geldikten kısa bir süre sonra vefat ediyor ve o koşturmayla Zaz ayakkabıları iade etmeyi unutuyor. Zappos'tan müşteri temsilcisinin attığı e-mail ayakkabıları iade edip etmeyeceğini hatırlatma üzerine olduğu için Zaz da çok kısa bir şekilde durumu açıklıyor ve annesinin vefat ettiğini, ayakkabıları iade etmeyi biraz geciktireceğini söylüyor. Aynı gün içinde Zappos müşteri hizmetleri ekibi Zaz'ın evine UPS'in kargo ekibini gönderiyor ve hiçbir ücret talep etmeden aynı gün içinde evinden ayakkabıların iadesini alırken aynı zamanda da lokal bir çiçekçiden çok güzel bir buket çiçek göndererek başsağlığı mesajını iletiyor. Zaz bundan çok duygulanıyor ve kişisel blogunda Zaz ne var bununla ilgili blog yazısı yazıyor. Ve sosyal medya ile birlikte inanılmaz şekilde 24 saat içinde viral olan bu blog yazısı o hafta boyunca Amerikan medyasının gündeminden düşmüyor. 8 Aralık 2012'de Zappos Las Vegas ofisinde call center'da çalışan bir arkadaşın aldığı telefonda karşıda yaşlı bir müşteri adayı sadece sıkıldığını, alışveriş yapmak istemediğini, sohbet etmek istediğini söyledi. Ve tarihe en uzun call center konuşması olarak geçen bu konuşmada Zappos call center çalışanı tam 10 saat 29 dakika bu müşteri adayı bile olmayan yaşlı kişiyle telefonda kaldı. Tony Shea bir akşam potansiyel iş yapacağı partnerlerine Las Vegas turu yaptırırken Zappos'un müşteri hizmetlerinin önemini ve kalitesini anlatıyordu. Onlara söylediği çok önemli bir şey vardı. Konu ne olursa olsun, ayakkabı alışverişi yapmak istemeseniz bile Zappos Call Center'ı arayabilirsiniz ve eminim size Call Center'daki arkadaşlarımız yardımcı olacaktır. Gecenin ilerleyen saatlerinde Tony bu iş partnerlerini, iş ortaklarını oteline bırakırken partnerlerden bir tanesi karnının çok acıktığını ve çevrede yol boyunca açık bir pizzacı bulamadığını, canının pizza çektiğini söyledi. Tony ise Zappos'un Call Center'ını arayarak pizza sipariş veremeyecekleri konusunda bir iddiaya girdi. Bu partner, bu iş ortağı adayı Zappos'un call center'ını 800 ücretsiz telefon numarasını arayarak pizza siparişi vermek istediğini ama Vegas'ta bir yer bilmediğini söyledi. Zappos call center'ındaki arkadaş ise gerçekten bu partner'a yardımcı olarak ve kim olduğunu bilmeden oteline pizzanın o saatte ulaşmasını sağladı. Tony Shea yıllardır müşteri memnuniyeti konusunda ve call center'daki yenilikçi yaklaşımın önemi konusunda bu hikayeyi konferanslarında anlatmaya devam ediyor. Uzun yıllardır Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un radarında olan Zappos, 2009 yılında Amazon'un yaptığı teklifi hayır diyemedi. Kapanış fiyatı 1.2 milyar dolar olan bu teklifte Tony Shea'in tek bir şartı vardı. Amazon Zappos satın aldıktan sonra Zappos'un günlük işleyişine ve şirket kültürüne hiçbir şekilde karışmayacaktı. 2009 yılında Amazon'un en büyük o dönem satın alması olan 1.2 milyar dolarlık bir değerlemeyle Zappos bir Amazon şirketi haline geldi. Ve o günden beri de Tony Shea Zappos'un CEO'su olarak devam etmekte. Zappos'un ana ofisleri hala Las Vegas'ta ve hiçbir şekilde Amazon günlük yönetime karışmamakta. Zappos şirket kültüründeki doğru adımları, doğru uygulamaları Amazon şu anda kendi şirketinde ve iştiraklerinde de uygulamakta. Bunlardan bir tanesi daha önce bahsettiğim Pay to Quit programı. Şu anda Amazon'da çalışanlar dünyanın neresinde olursa olsun ilk sene sonunda 1000 dolar, toplam 5 senede 5 senenin sonunda 5000 dolar olmak üzere her sene artan rakamlarda istedikleri zaman istifa etmek için Amazon'dan bir çek alabiliyorlar. Amazon bir yandan hem şirket kültüründe hem de Zappos'un uyguladığı müşteri odaklı pozitif yaklaşımları kendi ekosistemine dahil etmeye çalışırken Zappos da bir yandan Amazon'un gücünü, satın alma gücünü, teknoloji gücünü ve know-how'ını onunla paylaşarak hızlıca yoluna devam etmekte. Bugün Zappos içinde kendi markasının da olduğu ayakkabıdan kıyafete birçok kategoride binlerce, on binlerce ürün çeşidi sunan bir e-ticaret devi konumunda.
2009'da Amazon Zappos devraldıktan sonra Tony Hsieh'in yaptığı ilk iş Delivering Happiness, Mutluluk Dağıtmak isimli hem Zappos'ta hem iş hayatı boyunca şirket kültürü üzerine yaptığı uygulamaları bir kitap haline getirmek oldu. Aslında Mutluluk Dağıtmak kitabında Tony Hsieh kendi hikayesini, girişimcilik hikayesinde inanılmaz samimi ve çok güzel bir dilde anlatıyor. Delivering Happiness bir kitap olarak kalmayıp bir hareket olarak yaşamına devam etti. İlk başta Tony'nin liderliğinde Amerika'yı gezerek mutluluk dağıtma konferansları verdi. Daha sonra bunu bir danışmanlık şirketine ve eğitim şirketine çevirdi. Şu anda hala deliveringhappiness.com adresine giderek şirketiniz için şirket kültürü üzerine çok farklı eğitim ve konuşma programlarından satın alabiliyorsunuz. Ve Tony'nin aslında şirketin içinde çalışan mutluluğuyla yarattığı bu oluşum dünyanın en önde gelen büyük markalarının para vererek kendi şirketlerine uygulamaya çalıştığı bir eğitim programı haline geldi. Tony 20'li yaşların başında yaptığı ilk exit'ten sonra dolar milyoneriydi. Ve parasını sadece heyecanlanacağı ve onu mutlu edecek işlere harcamaya karar vermişti. 2009'da Amazon'un Zappos satın almasından sonra ise Tony bir dolar milyarderi oldu. 2012 yılında Las Vegas Downtown Project, Tony'nin kişisel olarak 350 milyon dolar yatırım yaptığı, sanırım hayatı boyunca yapabileceği en heyecanlı, en büyük proje olarak hayata geçti. Las Vegas Downtown Project'in iki tane ana amacı vardı. Birincisi şehri tekrar hareketlendirmek. Çünkü 2008 krizinde Amerika'da en çok etkilenen ekonomik olarak şehirlerden birisi Las Vegas'tı. Ve Las Vegas'ta evsiz kalan birçok insan vardı. Tony'nin Las Vegas Downtown Project'te birkaç ana amacı vardı. Bunlardan bir tanesi Vegas'ı bir yandan bir girişimci şehri haline getirmek, bir yandan Vegas'ta yaşam kalitesini ve standardını arttırmak. Bunun için de birçok yeni iş yaratma hedeflerinden biriydi Tony'nin. Tony Las Vegas Downtown Project ile 350 milyon dolarlık yatırımda 300'ün üzerinde startup'a yatırım yaptı ve şu ana kadar 1500'ün üzerinde Vegas'ta yeni iş sağladı. Aynı zamanda bugün startup ekosisteminde çok bilinen bir kelime olan Co-Living Space dediğimiz olayı büyük boyutta başlatan ilk projelerden birisiydi Downtown Project. Dünyanın dört bir yanından yüzlerce girişimci Vegas'a Downtown Project'in co-living alanlarında yaşamak için taşındılar. Tony bu girişimlerin birçoğuna hem yatırım yapıyordu hem de ortak alanlarda çalışmalarına, Zappos'un imkanlarını kullanmalarına fırsat veriyordu. 2012'de başlayan Downtown Project 2007 yılına kadar 5 yıllık hedeflerin birçoğunu yerine getirdi. Halen devam eden Downtown Project, Las Vegas'ın son dönemde canlanmasında en önemli etkenlerden birisi olarak konuşuluyor. Gerek internet sektöründe, gerekse marka dünyasında müşteri odaklı yaklaşımıyla birçok yeniliğe imza atmış Zappos.com'un hikayesini ve girişimcisi örnek aldığım Tony Hsieh'in hikayesini anlattım. Bundan sonra marka hikayelerinde beğendiğim ve takip ettiğim markaların hikayelerini anlatmaya devam edeceğim.